Merhaba arkadaşlar, bugün serimizin üçüncü videosuyla devam ediyoruz. Bugün size bir anekdotla başlamak istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda sizin de bildiğiniz gibi işte Amerika Birleşik Devletleri gelip Japonya'ya atom bombalarını atıyorlar. Düşünsenize, evinizde oturuyorsunuz, kardeşiniz, çoluk çocuğunuzla beraber bir anda her şey yok olup gidiyor. İlk başlangıçta yüz binlerce insan, daha sonra radyasyon etkileriyle de milyonlarca insan ölüyor. Tabii bu kadar insan öldükten sonra da işte başa geçen vali, Amerikalı valinin ilk yaptığı şeylerden bir tanesi ne kadar insan öldüğünü anlayabilmek. Yani ne kadar insan öldü, ne kadar insan kaldığı ölçmek istiyorlar. İşte bunun için de gene Amerika Birleşik Devletleri'nden istatistik eğitimi almış bir takım bilim insanları getiriyorlar ve insanları saymaya başlıyorlar. Yani bildiğiniz sayma işlemini yapmaya başlıyorlar. Ve bu süreçlerin sonunda da tabii çalışanlar gündüzleri bir taraftan sayım yapıyorlar, bir taraftan da kendilerince etraflarındaki genç Japonlara eğitimler vermeye başlıyorlar. Bu eğitimlerde işte matematik öğretiyorlar, istatistik öğretiyorlar, optimizasyon öğretiyorlar. Hem de kendilerini daha yararlı hissetmek istiyorlar. Bu genç Japon insanları bu aldıkları eğitimler sonucunda kendi optimizasyon sistemlerinin temellerini oluşturmaya başlıyorlar. Ve bu temelleri oluştururken de bunun altyapısına temel olarak iki tane unsur yerleştiriyorlar. Bu unsurlar, yani bu kadar matematik, istatistik ve optimizasyon öğrendikten sonra yerleştirdikleri unsurlardan bir tanesi, bence çok enteresan, saygı, karşılıklı saygı. İkincisi arkadaşlar, kendini devamlı geliştirme, yani kaizen. Yani siz bu insanlara bu kadar matematik, istatistik vesaire öğretiyorsunuz. Karşılığında temeline yerleştirdikleri şey birisi saygı, diğeri ise kendini devamlı geliştirme. Ki bunlar çok mantıklı. Siz eğer etrafınızdaki insanları sever sayarsanız, onları dinlerseniz ve onların söylediği şeylere değer verirseniz bu ister istemez başarı hikayesine dönüşür. Ve bence her şeyden önemlisi, ne kadar iyi olduğunuzu düşünürseniz düşünün, her zaman kendinizi geliştirebileceğinizi düşünüyor iseniz bu da devamlı ileriye doğru gitmenizi sağlar ve bunu Japonlar çok büyük bir başarıyla uygulamışlar. Yani küllerden ortaya çıkıp bir 30 sene sonra, 40 sene sonra ki yalın düşünce sisteminin bence en önemli özelliklerinden bir tanesi de o, uzun vadeli planlar yapmak. Yani kısa vadeli, hatta kısa vadede bir takım finansal sorunlarla karşılaşabileceğiniz planlar ve onları bırakmak değil de uzun vadeli planlar yapabilmek. Ve bunun sonucunda tabii örneğin Toyota'da olduğu gibi büyük başarı hikayeleri yakalamışlar. Bence buradan çıkarılacak çok ders var arkadaşlar. Yani durum ne kadar kötü olursa olsun, saygı ortamının olduğu ve sizin devamlı kendinizi geliştirdiğiniz düşündüğünüz bir ortam yakalayabilirseniz başarı mutlaka gelecektir. Durum ne kadar kötü olursa olsun. Yani kafanıza birileri atom bombaları bile atsa siz tekrar ayağa kalkabilir ve yükselebilirsiniz arkadaşlar. Bence bunun bizimle ilgili iki tane önemli unsuru var. Çünkü benim Türkiye'ye geldikten sonra ve burada yaşarken de gözlemlediğim iki tane önemli sorunumuz var bence. Bu saygı ve kendini geliştirmeyle de tamamen ters düşen iki tane şey. Bence bizim kültürümüzdeki en önemli eksiklerden bir tanesi Türkiye'deki hemen hemen herkes her şeyi herkesten daha çok biliyor. Yani herhangi bir kişiye siz herhangi bir teknik soru sorduğunuzda sizi dinlemiyor ve size o teknik soruyla ilgili yalan yanlış şeyler söylemeye başlıyor. Bence birinci sorun bu. Dinlemeyi bilmiyoruz arkadaşlar. Dinlemeyi bilmediğiniz zaman algılarınızı kapatıyorsunuz. Çünkü etrafınızdaki insanların düşüncelerine saygı göstermiyorsunuz. Ve dinlemeyi bıraktığınız zaman, yani öğrenmeyi bıraktığınız zaman zaten gelişmeyi de durdurmuş oluyorsunuz. Dinlemeyi öğrenmemiz lazım. Gelişmenin birinci ayağı bence bu. İkinci tarafta ise hepimizde müthiş bir negatif yaşam tarzı var. Yani komik gelecek belki ama bizde müthiş bir nazar kültürü var. Bu müthiş bir sorun. Çünkü kendinizi iyi hissettiğiniz zaman birisi sorduğunda nasılsın Onurcuğum? Çok kötüyüm. Karnım ağrıyor. Niye? Çünkü iyiyim dersem kesin kötü olacak düşüncesi var. Aslında bir süre sonra bu negatif sarmal hayatımızı çok kötü şekilde etkilemeye başlıyor. Her şey çok negatif yaklaşıyoruz. Çünkü mutlu olduğumuzu söylemekten, mutluyum demekten çekinir hale geliyoruz. Aslında ilk iki videoda söylediğim o hayallerin olmaması da bununla ilgili. Çünkü hayal kurmaktan korkuyoruz. Çünkü aynı nazarda olduğu gibi güzel hayaller kurarsak sonunun kötü geleceğini düşünüyoruz. Ve bir süre sonra bu bir negatif sarma halinde hayatımızı etkilemeye ve bizi aşağıya doğru çekmeye başlıyor. Biz aşağı çektikçe etrafımızdakileri de çekmeye başlıyoruz. Sonra da mutsuz, gerçekten depresyon içerisinde bir toplum olma yolunda hızlı ilerliyoruz arkadaşlar. O yüzden bence bu Yalın'ın söylediği iki konu çok önemli. Yani birbirimize saygı göstermeliyiz, birbirimizi sevmeliyiz. Ve her şeyden önemlisi her zaman kendimizi geliştireceğimiz bir konunun olduğunu düşünüp bunun için çabalamalıyız. Bu ikisini başardığımız takdirde ileri gitmememiz neredeyse imkansız arkadaşlar. Şimdi bu konu şundan önemli. Biraz sonra size anlatmaya başlayacağım. Üç tane konuya da bu girişimizi bu şekilde sağlayacağız arkadaşlar. Bu konulardan birincisi sürdürülebilirlik.
Ve önümüzdeki günlerle bununla ilgili size daha da detaylı bilgi vermeye başlayacağım. Sürdürülebilirlik konusu bence kendimizi geliştireceğimiz önemli konulardan bir tanesi. İkincisi, yapı bilgi modellemesi dediğimiz Building Information Modeling. Bu konuda bence inşaat mühendisleri için ve mimarlar için çok büyük önem arz etmekte. Bunu biz son 10 yıldır belki 15 yıldır anlatıyoruz. Fakat halen daha ne yazık ki benzer sorunlarla karşılaşmaktayız. Bununla ilgili konuşacağız. Üçüncü olarak da yapay zeka ile ilgili konuşacağız. Bu üç videoyu çektikten sonra da bilişim teknolojileri üzerine konuşmamıza devam edeceğiz arkadaşlar. Ne demek istiyorum tekrar başa alırsam? Saygı göstermeliyiz. Kendimize ve etrafımızdaki insanlara saygı göstermeliyiz. Sürekli gelişim, Kaizen kuralları etrafında devamlı kendimizi geliştirmek için mutlaka çabalamalıyız. Ve her şeyden önemlisi algılarımızı açmalıyız ve dinlemeyi öğrenmeliyiz arkadaşlar. Bir konuda ne kadar iyi olduğumuzu düşünürsek düşünelim, bizden daha iyi bilenler vardır bu konuyu. Mutlaka dinlemeyi öğrenmeli. Algılarımızı mutlaka açmalıyız. Algılarımızı açarken de mutlaka etrafımıza duyduğumuz şeylerden nasıl kendimize bir ders çıkarabiliriz ve çıkardığımız dersleri hayatımıza nasıl entegre edebiliriz mutlaka düşünmeliyiz. Aslında bir taraftan da bu girişimciliğin temel ilkesi. İnternette gördüğünüz, webde gördüğünüz, herhangi bir arkadaşınızla konuşurken düşündüğünüz şeyleri aslında alıp bunları nasıl kendi sektörüme entegre edebilirim ve bundan nasıl bir başarı hikayesi yakalayabilirim de bence bu konuların bir parçası olacak arkadaşlar. Bu konuları konuştukça zaten belki kafanızda da fikirler ortaya çıkmaya başlayacak. Örneğin yapay zeka konusunda. Ben yapay zeka ile ilgili ne zaman konuşmaya başlasam her gün aklıma yepyeni bir konu geliyor. Bunu nasıl uygularım? Bunu nasıl girişimciliğe çeviririm? Bundan nasıl bir başarı hikayesi yaparım diye kendimce düşünmeye başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerle konuşmak, sizlerle beraber olmak benim için çok büyük mutluluk. Konuşmalarıma devam edeceğim. Görüşmek üzere, sevgiler.